bölünme, fork veya çatallaşma nedir? Bunu en basit tabiriyle ifade etmek gerekirse, Bitcoin'den gidiyorum. Şimdi Bitcoin bir blok zinciri üzerinde ilerler. Belli blok numaraları açar her 10 dakikada bir, yani aşağı yukarı 10 dakikaya tekabül eder. Sonrasında bazı kişi veya ekipler çıkar der ki, işte Bitcoin'de blok boyutu 1 megabayt, bundan dolayı transferler çok geç gerçekleşiyor. Ben bunu 4 yapacağım, ben bunu 6 yapacağım, 8 yapacağım. Bunu da bölünme yoluyla yapacağım. İşte Bitcoin şu an 4950. blokta, ben bunu 4960'a gelince yapacağım der. 10 blok sonra, tabii bunu daha önceden açıklar ama ben size örnek olsun diye söylüyorum. Akabinde 4960'a geldiğinde o bloktan ayrılır, yeni coin, yeni zincirini oluşturur. Tabii bunu yaparken de 4960. blok anında, bölünmenin gerçekleştiği anda, bu bölünmeyi destekleyen borsalarda, cüzdanlarda Bitcoin tutanlara böyle bir ödül verir. Yani ağızlarını aslında bir kaşık bal çalar. Der ki bu blok anında elinde Bitcoin olanlara bire bir oranında, bire yarım oranında veya Bitcoin Diamond'da olduğu gibi tam bire 15 oranında yeni coinlerinden verir. Yani Bitcoin Cash denir buna, Bitcoin Diamond denir, Bitcoin ya da bilmem ne denir. Şimdi bu işin soft fork boyutu, bir de hard fork boyutu var. Bu aslında bir tık daha tehlikeli bir durum. Yani soft fork anında yeni zincir öncekilerle etkileşime geçerken hard fork'ta geçmez. Yani zorunlu bir geçiş vardır. Birazcık piyasalarda tedirginlik yaratır bu. Hatta hatırlıyorum, Ağustos ayında gerçekleşen bölünmede insanlarda bir tedirginlik oldu. Dediler ki işte bölünüyoruz, 21 milyon Bitcoin var, bunun 10,5 milyonu başka bir coin olacak, bunun 10,5 milyonu başka bir coin olacak dendi ve Bitcoin'in fiyatı yanılmıyorsam 3000 dolar civarlarından tam 1800 dolarlara düştü dostlar. Piyasada bir tedirginlik olduğu için insanlar satmaya başladı coinlerini. Sonrasında bölünme gerçekleşti, bunun tam aksi oldu. Elinde Bitcoin tutanlara yeni coin geldi. Yani bu da aslında bir maddi kazanç anlamına geldi. Akabinde iş aslında biraz şuraya doğru kaydı. Bunu aslında insanlar, yeni ekipler bir pazarlama aracı olarak kullanmaya başladı fork'u, bölünmeyi. Dediler ki biz şimdi yeni bir coin yapsak, zaten piyasada 1500 tane coin var, bizimki 1501. olacak. Bunu yapacağımıza işte Bitcoin'den yeni bir fork yapalım. Böylelikle Bitcoin'in namından faydalanalım. İnsanlar yeni bir fork olacağını duyduğu zaman, zaten buna böyle bir son zamanlarda kazanç kapısı olarak bakıyor dedim ya, İnsanların bir dikkati bu yeni coin'imize çevrilir. Hem insanlara coin dağıtmış oluruz, hem de bunu bir pazarlama aracı olarak kullanırız dediler. Yoksa hani tahmin edin siz de, 1500 tane coin var, 1501. olacak, bilmem ne diyecek adına. Ne kadar etkili olacak? İşte insanlar ya da ekipler bunu bir, dediğim gibi, pazarlama aracı olarak kullanıyorlar şu anda. Toparlamak gerekirse hard fork ve soft fork olarak konu ikiye ayrılıyor. Tabii soft fork daha popüler, daha çok uygulanan bir şey. Hard fork konusunda da şunları söyleyeyim. Son 1-2 ay önce sanırım, ya da 3 ay önce falan, Segwit 2x gelecek dendi. Piyasada ciddi bir tedirginlik oldu. Çünkü fork dediğimiz konu aslında biraz piyasada tedirginlik yaratır. Özellikle hard fork tarafı. İşte Bitcoin'de çeşitli teoriler, çeşitli komplo teorileri ortaya atılmaya başlandı. Sonra Segwit 2x iptal oldu. Yani bence ertelendi. Bu arada şunu da eklemek isterim videoyu tamamlarken. Litecoin, Bitcoin'in ilk forku dostlar. Yani bunu çok kişi bilmez ama Litecoin dediğimiz coin, Bitcoin'den ayrılan ilk coin. Umarım kafalarda birazcık bu videoyla hard fork nedir, soft fork nedir, bölünme nedir, bu birazcık netleşmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kripto Sözlük'ten hoşça kalın.